Kur'an-ı Kerim'i okumanın şüphesiz en iyi yolu Arapça bilerek okumaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mucizedir ve Kur'an-ı Kerim'in getirdiği, anlattığı gerçeklerin mucizeliğinin yanında Kur'an-ı Kerim'in diğer bir mucizeliği de onun belagatıdır. Yani anlatımındaki sanatsal güzellik. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığında Mekkeli müşrikler Kabe'nin duvarlarında asılan o devrin en iyi şiirlerini indirmişlerdir. Çünkü onlar bile kabul etmişlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in güzelliği yanında onların şiirleri hiç mertebesinde kalmıştır. Ama eğer Arapça bilmiyorsak, sadece Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyup orada kalmak bizim için yetersizdir. Zira Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Allah, ben Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğüt alasınız diye size Arapça indirdim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı ve onu uygulamalıyız. Fakat İslamiyet'te yeni isek, henüz İslamiyet'i tam olarak bilmiyorsak, mutlaka meallerin yanında, yani tercümenin yanında tefsirler de okumalıyız. Zira tefsirleri hazırlayan insanlar İslamiyet'te derin ilim sahibi olmuş kimselerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasıyla bilirler ve bütün bilgilerini katıp ona göre onu tefsir ederler. Ama vaktimiz azsa, tefsir okuyamıyorsak mutlaka Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'de okumalıyız. Arapçasını da bilmeliyiz. Belki ileride vaktimiz olduğunda Arapça lisanında öğrenir ve esas lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliriz, anlayabiliriz.